Geniz eti hastalıklarında ne yapmamız gerekiyor? Nasıl tedavi süreçleri uygulamamız gerekiyor? Evet, geniz eti çok farklı bir rahatsızlık. Şöyle, orta kulaktan boğaza açılan osteki borusu, bu dilciğin arkasında bir kanaldan orta kulaktaki sıvı boğaza akar. Evet. Yani burada bir sürekli orta kulakta bir mukos oluşur. Bakteri, virüs ve mantarlara karşı bu mukos kulağımızı korur. Mikroplara karşı. Antibakteriyel özelliklere sahip. Şimdi kişide, özellikle küçük çocuklarda, bebeklerde çok orta kulak iltihaplanması olur. Evet. Orta kulak iltihaplanması bebeklerde, çocuklarda çok olmasının sebebi, orta kulaktan boğaza açılan osteki borusu belli bir noktada böyle koni gibi daralır. Daraldığı için iltihap oradan akmazsa iltihap sertleşir, kemik gibi olur. Evet. Ağrı, sızı yapar. Tedavi edilmese orta kulakta tahribata sebep olur. İç kulağa zarar verir. Kulak zararına sebep olur. Bazılarında kulak akıntısı olur. Vesaire. Bir beyefendi beni aradı, diyor ki hocam... Peki özür dilerim hocam. Geniz etiyle kulak akıntısı, kulak iltihabı birbirine bağlı mı? Tabii, oraya geleceğim. Yavaş yavaş şöyle. Tamam. Diyor ki, beni aramış, diyor ki hocam kulağımda kemik büyümesi varmış, ameliyat olacağım diyor. Evet. Kulakta dedim kemik büyüse ayakta da büyür, kalçada da büyür, parmakta da büyür, çenede de büyür. Bütün kemikler büyür. O zaman hani bir yerde kemik büyümez. Bütün kemikler büyürse büyür. Çünkü hormon, onu büyüten hormon bütün kemiklerin büyümesini şey yapıyor. Aa, dedi ki ya ama ben ameliyat olacağım. Dedim ki ameliyat olmadan önce iksir, aloe vera jel, 40 kilit forte, ıtır forte, kemik çayı, enfeksiyon çayı kullan bakalım. Kullandı. 3 hafta sonra beni aradı. Sabah namazı. Allah Allah, ne oldu dedim. Dedi ki yastığımın üstü simsiyah olmuş, kulağımdan bir şeyler akmış. Oo. O zannetmiş kulağı akmış. Dedi, yani iç kulak, orta kulak akmış zannetmiş. Panik olmuş, ne olacak, içindeki organ mı aktı? Dedim hiçbir şey olmadı, yok. O senin kemik zannettiğin şey iltihaptı, iltihap aktı dedim. Of. Ne olacak şimdi, hiçbir şey olmayacak. Doktoruna gideceksin, kulağını yıkacak, o kadar. Öyle mi, öyle, iyi. Çok sağ ol, teşekkür dedi. Gitmiş. Öğleden sonra beni aradı, dedi ki ya iltihaplıymış gerçekten, kemik gibi bir şey yokmuş. Doktorum yıkadı dedi, Allah senden razı olsun. Ameliyattan ve kulaktaki bu ete tedavi edilmese de ameliyat olacaktı. Kulak zarına, efendim, salyangoza, ör, çekiç, üzengi, icabında zarar verecekti, iç kulağa zarar verecekti. Duyma zafiyeti, kulak çınlaması, baş dönmesi, bir sürü hastalık ortaya çıkacaktı. Evet. Evet, böyle bir ağır vakadan kurtuldu. Şimdi orta kulaktan boğaza açılan bu östeki borusunun kanalında denir, boruda denir. Hemen bunun üstünde bir geniz eti var. Bu geniz eti aynı bir lenf bezi gibi çalışır. Lenf bezi de bir çeşit. Bu bakteri, virüs ve mantarları, yani kulaktan gelen bakteri, virüs ve mantarları yok etmek için lenfositler, T hücresi vesaire salgılar. Yani mikropları yok eder. Evet. Geniz eti çok önemlidir. Kulaktan gelen mikropları öldürür. Bir, nefes yoluyla alınan hava boşluğundan içeri geçen mikropların boğaza geçmesini engellemek için üretir bunları. Yok eder. Fakat eğer ki iltihaplar tedavi edilmezse, mesela bademcik iltihaplanması var, tedavi edilmedi. Faranjit var, tedavi edilmedi. Sinüzit var, tedavi edilmedi. Orta kulak iltihaplanması var, tedavi edilmedi. Bu hastalıklardan herhangi bir zamanında müdahale edilmez, tedavi edilmezse ne olur? Geniz eti iltihaplanır. Yavaş yavaş büyür. Büyürse bu sefer kişi de nefes almakta zorlanır. Evet. Gırtlaktan konuşmaya başlar. Problemler doğar. Horlamaya başlar. Uyku apnesi ortaya çıkar vesaire. Ameliyat çözüm değil, tekrar oluşabilir. Bir, ikincisi ameliyatla aslında oradaki geniz eti önemli bir o dokudur yani. Lüzumsuz bir şey değil. Evet. Bademcikler gibi. Bademcikler nasıl ki bakteri, virüs ve mantarlar yok edici lökositler üretiyor. Geniz eti de bu şekilde lökositler üretir. Yani ak yuvarlar üretir. Anladım hocam. Yani lüzumsuz bir organ değil. Bazıları hemen ameliyat edelim, keselim, alalım, bitsin. Evet. Öyle kolay bir şey değil. Tedavi etmek gerekir. Sinüzitteki iltihaplar geniz etine sebep olur. Bademcikteki iltihapları geniz etine sebep olur. Faranjitteki iltihaplar. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Hı. Yukarı nefes yolları.
Ne olacak? Kişide orta kulak iltihaplanması, sinüzit, faranjit, badencik iltihaplanması varsa işte buna karşı çok mükemmel bir bitki. Nedir bu? Afrika ıtırı. Itır. Evet. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. 1050 çeşit ıtır var. Sadece ikisi şifalı. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. Bunlar ne yapıyor? 50 bin kişi üzerinde denilmiş. Klinik araştırmaları yapılmış. Evet. Sinüzit, faranjit, efendim, geniz eti iltihaplanması, bademcik iltihaplanması ve bronşite karşı etkili. Evet. Itır forte. Peki orta kulak iltihabında yararlı. Orta kulak iltihap tabii. Orta kulak iltihabında da ıtır forte. Evet, mesela bir beyefendi onda sinüzitleri dolmuş, adamcağız da ameliyat olması gerekiyor. Korkudan ameliyat olamıyor. Itır gönderdik, kullandı Hollanda'da. Beni aramış diyor ki hışır hışır bir şeyler akıyor. Ne akıyor? İltihap akıyor. Aksın ne olacak? Yani bir şey yok dedim. Panik olma. Hışır hışır bir şeyler akıyor. İltihaplar çözülüyor, akıyor. Ameliyat olursa sinüzitten dolayı mesela ben 20 yıl önce bir hastanede kalmıştım. Biz 6. kattayız. Sinüzit ameliyatı olan hasta. Alman hasta bodrum katının 2 kat altında. Yani 8-9 kat var arada. Evet. Adama narkoz veriyorlar fayda etmiyor. Bas bas bağırıyor. Ne oluyor dedik. Ya, bütün binayı duyuluyor. Ta zemin katının daha altında. Burasını çekişle muruşla kırıyorlar. Orayı içerideki iltihap kemik gibi olmuş. Onu söküp almak için kemikle kırıyorlar. Şimdi teknoloji gelişti herhalde. Başka evet. Bir teknikle yapıyorlardır. Narkoz nereye vuracak? Beyinde problem. Öyle bir ameliyata şahit olduk. Yani çok çok ilerlerse sinüzit tedavi edilmezse ameliyat ediliyor ve de bu kişinin tabii ki görünümünü, şeklini, şemalini bozuyor. Orada bir çukur oluşuyor, kırılıyor. Itır forte ile ameliyat olmaya gerek kalmadan tedavilerini gerçekleştirebilirler hastalar. Evet, orta kulak iltihaplanması, sinüzit, faranjit, bademcik iltihaplanması. Evet. Kullandığı zaman bütün iltihaplar yavaş yavaş akar, yok olur, tertemiz olur.